Patates çok yönlü ve çok besleyici bir kök sebzedir. Nispeten ucuzdur ve birçok evde temel besindir. Herkesin çok sevdiği, neredeyse her yemeğe yakışan ya da tek başına yemek olabilen, kızartmasından haşlamasına pek çok farklı versiyonu olan patates. Bu kadar lezzetli bir malzemenin mutfakta hep elinin altında olduğunu biliyoruz. Ancak patatesleri uzun süre bozulmadan ve filizlenmeden saklayabilmen için dikkat etmen gereken bazı noktalar var. Patates hızlı büyüyen ve üreyen bir sebze. Bu yüzden üremek ve büyümek için her zaman toprağa ihtiyaç duymaz. Eğer patatesin bulunduğu ortamda yeterli nem ve sıcaklık varsa, ayrıca güneş ışığı da alıyorsa hızlıca filizlenmeye başlar. Patates filizlenmeye başladığında da besin değerini kaybetmeye başlar ve içindeki faydalı bileşenler de gitgide azalır. Üstelik güneş ışığı alan patatesler klorofil üretmeye başladığı için insan vücudunda toksik etki oluşturabilir. Pek bilinmese de bozulmaması için buzdolabına konulması yanlıştır. Patatesi buzdolabında saklıyorsanız bu videoyu mutlaka izleyin. İngiltere'de kamu sağlığını korumakla görevlendirilen Yiyecek Standartları Ajansı, patatesin kesinlikle soğutulmaması gerektiğini söylüyor. The Mirror gazetesinin internet sitesinden aktardığı bilgiye göre buzdolabına konmaması gereken en kritik yiyecek patates. Çünkü buzdolabında saklandığında patatesin içindeki nişasta şekere dönüşüyor. Pişirildiğinde ya da kızartıldığında şeker, amino asit, asparajin ile birleşerek çok zararlı olduğu düşünülen akrilamit kimyasalını üretiyor. Akrilamit kimyasalı kağıt, boya ve plastik üretiminde kullanılıyor. Yiyecek paketlerinde ve hatta yiyeceklerde bile izlerine rastlamak mümkün. Hayvansal deneylerde akrilamit kimyasalının birkaç kanser çeşidi için risk teşkil ettiğini de ortaya koyuyor. Peki patates nerede saklanır? Patateslerinizi her zaman karanlık bir yerde, 20 derecenin altında bir sıcaklıkta, güneş ışığı almayan ve kuru bir yerde saklayın. Patatesler başka sebze ya da meyvelerle kesinlikle temas etmemeli. Mümkünse çuval, sepet ya da kutu içinde saklanmalı. Hatta patateslerinizi sakladığınız yerde birbirine olan teması da azaltmak için kağıt kırpıntısı gibi nemi azaltan malzemeler de kullanabilirsiniz. Patateslerinizi haftada en az bir kere kontrol edip aralarında bozulmaya başlayanlar ya da tomurcuklananlar varsa ayrıştırmanızı tavsiye ederiz. Çatlamış ya da berelenmiş patatesleri sağlam patateslerle aynı yere koymamalısınız. Bunlara dikkat ederseniz patatesler her zaman istediğiniz formda ve tazelikte kalır. Böylece kullanmak istediğinizde tatsız sürprizlerle karşılaşmazsınız. Özellikle toplu hazırlayacağınız yemekler ve çok sayıda misafirlere vereceğiniz ziyafetler için fazlaca malzemeye ihtiyacınız olduğunda malzemelerin olması gerektiği gibi saklanması ve tazeliklerini korumaları oldukça önemlidir. Bu maddelere dikkat ederseniz patateslerinizi uzun süre saklayabilir, onlarla harika tariflere imza atabilirsiniz. Şimdi de patatesin sağlığa olan faydalarını inceleyelim. Bakınız ne gibi faydaları var. Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Patates, dirençli nişasta olarak bilinen özel bir tür nişasta içerir. Bu nişasta ince bağırsakta sindirilmez. Bunun yerine bağırsaktaki faydalı bakteriler için bir besin kaynağı haline geldiği kalın bağırsağa ulaşır. Yapılan araştırmalar dirençli nişastanın özellikle kan şekeri kontrolünde ve insülin direncini azaltmasında etkili olduğunu bulmuştur. İyi bir antioksidan kaynağıdır. Patates çok yönlü ve çok besleyici bir kök sebzedir. Nispeten ucuzdur ve birçok evde temel besindir. Flavonoid, karotenoid ve felonik asit gibi antioksidan görevi gören bileşikler içerir. Bu bileşikler kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi kronik hastalık riskini arttıran serbest radikalleri etkisiz hale getirebilirler. Kalp sağlığını destekler. Patateste kalp sağlığı için tehdit oluşturabilecek bir yağ türü olan kolesterol bulunmaz. Ayrıca içerdiği lif, potasyum, C vitamini
B6 vitamini ve kalp iyileştirici antioksidan olan antosiyanin ile kalp sağlığını destekler. Bir başka faydası, sindirim sağlığını iyileştirebilir. Patatesteki dirençli nişasta sindirim sağlığını da iyileştirebilir. Faydalı bağırsak bakterileri için besin olan bu nişasta, bakteriler tarafından kısa zincirli yağ asitlerinden bütirata dönüştürülür. Yapılan araştırmalarda bütiratın kolondaki iltihabı azaltabileceği, kolon direncini artırabileceği ve kolorektal kanser riskini azaltabileceği gözlemlenmiştir. Evet, bir başka faydası, patates doğal olarak glutensizdir. Doğal olarak gluten içermez. Bu nedenle çölyak hastaları ya da gluten duyarlılığı olan kişiler için son derece uygun bir besindir. Ancak patatesle yapılan bazı yemekler gluten içerebileceği için tüketmeden önce mutlaka bu malzemelerin tam listesini öğrenmeniz gerekir. Kan basıncını düzenler. Patateste bulunan potasyum, kalsiyum ve magnezyum kan damarlarının genişlemesine ve kan basıncının düşmesine yardımcı olabilir. Patatesi nasıl tükettiğiniz son derece önemlidir. Yağlı ve tuzlu kızartma ya da cips olarak tükettiğinizde tam tersi bir etkiye neden olabilir. Buharda haşlanmış ya da fırında pişmiş olarak tercih etmeniz tavsiye edilir. Patates iltihabı azaltabilir. Alkalize edici ve anti-enflamatuar bir besindir. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Midede asit oluşumunu azaltarak mide ve 12 parmak bağırsağı ülserini yatıştırır. Ayrıca artrit ile ilişkili iltihabı hafifletebilir. Yeşil patates zehirli mi? Patatesler ışığa maruz kaldıklarında klorofil üretirler ve bu da renklerinin yeşile dönmesine neden olur. Klorofilin kendisi tamamen zararsızdır. Ancak patateste potansiyel olarak zararlı bir bitki bileşiği olan solanenin yüksek miktarda bulunduğu söylenir. Yüksek miktarda solanin toksik olabilir ve sindirim sisteminizi olumsuz etkileyebilir. Bu kadar faydasının yanında patatesin zararı var mı? Varsa nelerdir? Şimdi bu sorunun cevabını inceleyelim. Fazla tüketildiğinde ya da cips veya kızartma formunda pişirildiğinde kilo almaya neden olabilir. Patatesin sürgünleri ve yaprakları zehirlidir ve yenmemelidir. Yeşil patateslerin solanin miktarı yüksek olduğundan dolaşım ve solunum problemlerine, ayrıca baş ağrılarına, kas kramplarına ve ishale neden olabildiği bilinmektedir. Patates cipsi, patates kızartması, işlenmiş patates ürünleri, kanser gelişimine katkıda bulunan nörotoksik bir madde olan akrilamit içerir. Ayrıca akrilamidin genler ve üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır. İçerdiği yüksek potasyum nedeniyle beta blocker ilaç kullananlar ve böbrek hasarı olanlar patatesi dikkatle tüketmelidir. Ayrıca içerdiği yüksek şeker bakımından şeker hastalarının da tüketmemeye özen göstermesi gerekir. Bu videomuzda sizlere patatesi buzdolabında saklamanın yanlış olduğunu aktarmaya çalıştık. Nerede muhafaza etmemiz gerekir? Patatesin faydaları, ayrıca zararlarını aktarmaya çalıştık. Videomuzu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp yorum yaparak daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.